Amasya, Elazığ'da bölümde. Oradan sonra bence en çok Tuğçe'de. 4500 kadın eğittik biz. Emre'den dedi ki dün, dün bugün, bugün ama değişebilir her şey. Yok, yok, bende olmaz. Emre'nin rahmetli bir sözü vardı da. Bende yok. Ya ben size yönelik... Bende yok, ben açık söyleyeyim, siyasetten yorumlar. Esnaf da uzak olmadı, esnafın içerisinde olan bir arkadaşımız olarak. Bugün de Esnaf Sanatkarlar Odası'nı ziyaretine dolayı kendilerine, şahsım adına, oda başkanlarım adına yürekli teşekkür ediyorum. Her zaman dilim döndüğü kadar esnaf sanatkarın sorunlarını dile getirip gezdiğini hepimiz şahidiz. Ülkemizin etrafı ateş çemberi, işte Ukrayna-Rusya savaşının bir arasına girmesi, bunun dünyanın ekonomide büyük zorluk çekeceğini, en büyük zorluğu da Türkiye çekeceğini, İşte dün bir şekerin, bir ayçiçeğin kısıtlamasında insanların kıtlık olacak gibi saldırması, bu da gerçekten zenginlerin iştahını kapatıyor. Bizim istediğimiz şu, bir kere pek fazla kıtlık olmaz, herkes şunu iyi bilmesi lazım. Yani 5 kilo yağ lazımsa 20 kilo, 30 kilo almasın, kucaklayıp çuvallarına gitmesinler. Ben bütün halkımızda bunu bekliyoruz. Tabii bu ülke bizim, hepimizin ülke. Ülkede hep beraber bu sıkıntıları aşmaya mücadele vereceğiz. Hep beraber iktidarıyla, muhalefetiyle bu zorlukları aşacağız. Türkiye çok zorluk gördü, çok zorluk aştı. Ama akaryakıta gelen zamlar her şeye geliyor. Akaryakıt gerçekten taşımacı, taşıma yapan esnafları, çalışanın nafakasını, çocuğun nafakasını kazanan insanların artık belini büktü. Sadece bir yakıt değil. Bu lastiğin de tutun tamirine kadar her şeyin yüksek olduğunu. Türkiye'de bir kontrolsüzlük var. Bunu Sayın Vekilime de söylüyorum. Yani bunu işte kontrol edeceğiz, işte birimler kuruldu, şunlar kuruldu ama olmadı. Bu belediye zabıtasıyla da bu işin çözüleceğine ben inanmıyorum. Çünkü yıllarca söylüyorum. İşte raflarda görürsünüz, her gün raftaki fiyat ayrı, kasadaki fiyat ayrı. Bunu alan vatandaşlar söylüyor. Bunu bütün insanların sıkıntı çektiği bir dönem yaşıyoruz. Bizim buranın partiler üstü olduğunu, biz yanlış bulduğumuzda her yerde söylemek bizim boynumuzun borcu. Malatya'da Sayın Vekilim de değindiği bir şeker var. Şeker 2022'nin ikinci ayına kadar vatandaşımız, esnafımız, arıcılarımız, bütün insan. Çünkü şeker bütün Malatya'ya lazım. Sadece esnafa değil. Bugün 254 lira fabrika satışı var. Ama dün marketlere baktım. 450 lirayı bulmuş marketlerde. Ben bunu söylediğim zaman insanlar bizi biraz abarttığımızı söylüyor. Bu şekerin torbasının 500 liraya geleceğini, şekerin yakında 10 lira olacağını. Ama biz şunu söylüyoruz ki ya bir firmadan bir firmaya, bir firmadan bir firmaya aktarmayın. İşte Cumhurbaşkanımızda bir söylemi var değil mi? Cumhurbaşkanı diye tarlada sofraya. Yani bir milletvekilimiz de çıktı işte reklamını da yaptı orada. Ama bugün duyduğuma göre ne yazık ki o fabrikanın açtığı mağazayı da kapatmışlar. Orada da satış yok. Satış direkt ben bir firmaya verilmiş. Artık o şirket midir, bayi midir bilemiyoruz. Ama bunda elini çekmeleri lazım. 254 bin liraya satacaksınız, dışarıda bu şeker 500 bin liraya satılacak. Fabrika ne yapacak? Haliyle zarar edecek değil mi? Yarın siyasi organların hepsi işte muhalefete, ana muhalefeti, iktidarı diyecekleri bu kitler zarar etti, bunu satalım. Bu bakın üretimde Türkiye'nin en büyük sıkıntı çektiği üretim. Üretim olmadan bu işin başarılması mümkün değil. Bu şekerin mutlaka geri tekrar halka satılması, fabrika eliyle satılması. Biz vatandaş olarak, esnaf olarak ben şunu söylüyorum. Biz torbasını 400 bin liraya almaya razıyız. 450 bin liraya almaya razıyız. Bize versin dedi. Biz şekerimizi fabrikada alalım, fabrikamız satılmasın. Fabrika zarar etmesin. Yazıktır, günahtır. Yok, siyasette gözüm yok. Hiç yok. Hiç yok. Bunu herkes bilsin. Halen ben söyleyeyim kimse inanmıyor. Diye ki yok bunun bunu rahatı. Ben Malatya'nın memleketin hakkını savunmak siyaset mi yapmak? Memleketin satılan yerlerine karşı durmak, fakir fukaranın hakkını korumak. Ya Allah aşkına bunun siyasetine ne ilgisi var? Ben de seçimle geleyim. Yani burası da bir siyaset. Ben burada siyaset yaparsam benim yukarıda siyaset yapmama gerek yok. Ama ben şunu herkes iyi bilsin. Yanlışa her zaman karşıyım. Bu veli ağababa da olur, bu başkası da olur. Yanlış yaptığınız zaman milletvekiller size sesleneyim. Malatya'nın hakkını korumak boynumun borcu, esnafın hakkını korumak boynumun borcu. Ben bunu her zaman koruyacağım. Karşınıza da çıkıp çatır çatır konuşacağım.
bu can bu bedendeyken bu milletin, bu esnafın, bu vatanın, Malatya'nın hakkını savunmak boyun boyun. Hiçbir yerde gözüm yoktur. Milletin iradesine güveneyim. Milletin iradesi beni buraya getirmiş, esnafın başına koymuş. Elimde geldiği kadar esnafımı Malatya'ya sahip çıkacağım. Bunu da kimse bana çok görmesin, asli görevim. Benim siyasette gözüm yok. Herkes rahat etsin, kimse sancılanmasın. Ben yoğum siyasette, açık söylüyorum. Esnaf Sanatçı Odası'nı ziyaret ettiğinizde dolayı bütün ekibimle, il başkanımızla, bunlar da hepsi esnaf. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Türkiye'de hem zincir marketlerle değil, üç harflerle değil, hem de ekonomik koşullar nedeniyle, son gelen zamlar nedeniyle esnafımız zor günleri geçiriyor. Parti politikalarını oluştururken mutlaka esnaf odalarımızın görüşünü alıyoruz. Onların söylemiş olduğu şeylerle bir politika oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün esnaf odalarımızın ortak talebi Esnaf Bakanlığı'nın kurulması. Biz de programımızda Esnaf Bakanlığı'nı kuracağımızı söylüyoruz. Yine esnafın hem kredi kooperatiflerini hem de Halk Bankası olan borçların faizlerini sileceğimizi de söylemek istiyoruz. Zincir marketler konusunda, üç harfler konusunda bir düzenlemeyi mutlaka getireceğiz. Hem nüfus sınırlandırması, nüfusa göre hem sattığı malzemelere göre sınırlandırma getirilmesi şart. Ayrıca metrekareye göre istihdam sağlanmasında gündemimize taşıyacağız. Şu anda dükkanında, kendi dükkanında kiracı olmuş durumda. Elektrik fiyatları ilk kez kirayı geçmiş durumda. Bununla ilgili de mutlaka bir tedbirin alınması gerekiyor. Hele hele hem şoför esnafının, hem servis esnafının, hem de halk otobüsü işletenlerin dertleri çok daha büyük. Taşımalı sistemde yolcu taşıyan insanlar 7 lirayken mazotu ihale aldılar. Şimdi 22 liraya dayandı mazot. Maalesef bir %10 zam verildi. Burada mutlaka değerlendirmesi gereken bir konu. Yakında öğrenci taşıyacak, minibüs kalmayacak. Yakında öğrenci taşıyacak, minibüs kalmayacak. Ayrıca bu kentteki halk otobüslerinin biliyorsunuz 65 yaş üstü çeşitli engellilerin, polislerin vesaire ücretsiz biniyorlar ve bunlar da maalesef sadece 1000 lira karşılığında, aylık 1000 lira karşılığında otobüslere biniyorlar. Devlet halk otobüsü esnafının üzerinden iyilik yapamaz. Yapıyorsa devlet kendisi yapsın. Mutlaka bunu da bir sınırlandırmayla, bir düzenleme yapılarak bu ücretlerin, halk otobüsü esnafının üzerindeki bu ücretleri devletin karşılaması gerekiyor. Bunu da belirtmek istiyoruz. 50 kilo şeker fabrikası, 50 kilo şeker satarken şimdi esnaf 50 kilo şeker alamıyor. Maalesef iki aracı konularak şekere ulaşabiliyor. Bu da burada söylemek isterim ki doğru bir yöntem değildir. Fabrikayı satmadılar. Şimdi şekeri bir başka türlü özelleştirdiler. Bunun da doğru olmadığını belirtmek istiyoruz. Umarım bu günler çabucak geçer. Esnafımızın tekrar yüzünün güldüğü günler hep beraber yaşarız. Türkiye önemli bir coğrafyada, önemli bir ülke. Hepimizin görevi Türkiye'nin refaha, Türkiye'nin gelişmesine katkı sunmak. Ben tekrar başkanımız başta olmak üzere bütün üyelerine tebrik ediyoruz.